kadar Manchester yolunda. Şu anda bir adım uzaklıkta Footy Sports. Thunderbolts hızlı girdi randa ve Cypher fark etti. Dabzı havada yakalıyor rakibini. Harika bir vuruş yakında. Cypher'ı görecek. Kill aldı. Moş ardından ikincisi gelmedi. Takas var. VPN rakibini yakaladı ve bu site artık girebilirler. Eğer dilerlerse müthiş harika döndü VPN. Şimdi buradan gitmek isteyecek ve Çanak'ta bir oyuncuyu da gördü. Artık burası oynaması. Şu an kule altında önemli bir savunma setup'ı var. Bu silahlarla o smoke atılacak. Flash desteği çok önemli. Kivi ikili aldı. Sonra sahne dönüyor. Bir başka oyuncuyu daha düşürdü. Bu istediğiydi Kivi'nin. Dubs 49 canı olan rakibinin üstüne koşmaya çalışacak. Fight'ı harika bir şekilde kolaylaştırıyor Kivi attığı stun'la. Pasif ağaya taşımak istemeyecek gibi duruyor Footy Sports. Açılmak istiyorlar. Dubs yakın. Dubs yakalanacak. Yani oraya bak. E bir rotasyon sergilendi. Şimdi Mujun stun'ı etkili olabilir ama sadece Koro var main girişinde. Burada oyunu A'ya çevirmek bir düşünce Thunderbolts'la Atakaptan ilkini çıkarmayı başardı. Kule tarafında aldığı kill'den sonra şimdi A'ya girmeye çalışacaklar. Moj ne kadar savunabilir? Yukarıdaki Raze'in farkında harika bir takas. VPN bu sayede son 10 saniyede site'a oturdu. Şimdi burada ultisiz yine oynamaya devam edecekler. Atakaptan ipten geldi galiba. Duymamışlar mı? Son saniye aldı burada Atakaptan'ı. O geçişi de yani neredeyse yapıyordu. Arkasından koşarak gelen rakibin de farkında değildi. VPN kutudan herhangi bir şekilde göstermiyor şu anda. Main'den birinin gelmediğini düşünüyorlar. Oraya doğru bakan bir oyuncu yok. Sarsma ile beraber bir pick deneyecektir diye düşünüyorum. Burada iki oyuncu birden sarsılmış olabilir ama hayır, hiç kimse sarsılmamış. Takasta Mr. Fallen var. Tek başına bir Korro. Rakibinin yerinden haberdar ve Mr. Fallen üzerine doğru koşuyor. Korro süreye oynamaya çalıştı. Bu yeterli değil Mr. Fallen. Çünkü siz Breach Brimson ikilisini komboladığınız zaman rakibin gidebilecek en ufak yeri yok. Geliyor. İnfolar belli. Hemen bir tane wallbang denemesi. Ucun üzerine yalnız bir Breach ultisi düzeltiyorum. Brimson ultisi çıkartılmış. VPN de burada kendi ultisini Muj'a atıyor. Canı çok fazla düşmedi. Yalnız alınan killer Thunderbolts lane'e daha çok gibi. Reis'i takasa düşürdü. Şimdi Brimstone ultisi gidecek. Bakalım kill'e imkan bulabilir mi? Hayır. Kill yok. Kaçmayı başarmışlar oradan ama Muj tamamlayıcı vuruşu yaptı bir şekilde. Ve canı az olan bir oyuncu var. Hem hücum tarafında hem savunma tarafında o canı az olan oyuncu düşürüldü. Ardından 2v3'te şimdi PK geliyor. Atakaptan onu yakaladılar. Muj'un canı sadece 9. Bir flash. Site'da kimse yok. Kuledeki oyuncunun farkındalar. VPN zorlarken arkadaşının kontağını bekleyebilir ama VPN hem... İnce açı. Reis hiç beklemediği bir yerden düşürüldü. Kivi için muazzam bir performans. İyi işler çıkarmaya devam ediyor operatörle. Reis'i üst üste düşürdüğü roundları izliyoruz. Şimdi de kapı tarafında oyuncular var. Mustan'ın yese de Kivi kaçabilecek arkadaşı yakında. Muj bayağı uzadı da Abza verdi fight. İki tarafta birbirini bir türlü indiremedi. Evet. Orada çok fazla mermi atıldı. Şarjörler Moş'u aldı. Kivi gitmek istiyor ve Molly hem kendi pozisyonunu kıstırmıştı hem de... Evet. Şimdi tekrar PK'ye doğru gittiğinde VPN'le karşılaşacak. VPN göremedi bu açıda. Ulti var. VPN'i görmek üzere ama vuruşu kaçırdı. İşte Neon operatörünün riski de bu. Bu kadar ileri gittiğiniz zaman geri dönmeniz çok zor oluyor. Ve ultilerle birlikte artık bu hücumla gerçekleşecek. Yok, bu mümkün değil. Orada mükemmel bir zamanlamayla beraber Molly gelmişti ama işte... Tower'ın kontrolünün gitmesi onları rahatlatan nokta oldu. Krax'ın burada renk kesilmesini kullanma ihtimali vardı. Dubs'ı bir türlü indiremiyorlar. 21 cana kadar düşmüş durumda. Şimdi Mr. Fallen burada Dubs'ın eğiminde can tabii yapılabilir. Özellikle Krax yakında mı kalacak, uzakta mı kalacak, bu da önemli. İlk yetenek kullanıldığında Krax B'ye doğru koşmaya başlayabilir ama şimdilik koşmadı ve hücum gerçekleşiyor. İçeri sızdılar. İlkini de aldılar. VPN'den güzel bir hamle geldi. Burada Dubs bir şekilde kendisini unutturmuş gibi Mr. Fallen. Şimdi Spawn'u tekrar yenileyecek. Muj buradan çıkmak istiyor mu emin değilim Fallen'le beraber. Yan tarafa doğru hemen bir tane Boombot geldi. Dubs'ı şimdi gösterecek ve buraya doğru pick denemesi var. O sarsma çalışmıyor bir anda. Craft Muj ikilisi toparlamaya başladı. Reis bir şekilde site savunmasında etkili olmak için çabalıyor ama VPN en önemli pozisyona sahipti. Bir skor çıkarttı üzerine doğru oynarken renk tesiriyle beraber Diffuse'u ne yazık ki engelleyecekler. Bu taraf Thunderbolts için gayet net. Footy Sports. Bombadan kurtuldum. Orada Sigil var. Reis öne çıkmak zorunda kalabilir. Bıraktılar yarıda. Reis 1'e 2'de. Alır, alır, alır. Müthiş bomba daha. Reislerlerken ölecek zaten. Bomba. Öncesinde çok fazla saldırmamışlardı. Şimdi hızlandıracaklar. 1'in kendisi kullanıldı. Atladı. Dubs. Counter ulti. Üstüne spit edebilmiş değil. Şimdi kesinlikle bir rahat fikir kendisi adına. Site altında bir oyuncular var. Onu görebilecekler mi? Brimstone ultisi gelmeden önce harika kill var. Drax 2'de kaldı, 3 yok. Atakaptan takası aldı, 2v3 yolucu iyi bir yere gidiyor.
Bülent'i biliyor, şimdi Korro'yu burada taramaya başlayacak yüksek ihtimalle ama hayır, Korro'nun üzerinde kalmadı, birazcık daha yan bölgeye doğru gitti. Korro kendisini orada hayatta tutabilecek. Bu arka tarafı kontrol ederken Mojic'in yavaş yavaş çıkma vakti, Dubs'dan kaçan bir atış var. Main'de bir oyuncu olduğunu biliyorlar. Mr. Foden'le beraber takası gitmeleri lazım. Ve operatöre bu açıya çıkmak 3v2'de hiç kolay değil. 1v3, Mr. Foden'in en sonunda Dubs'lar varken ve yakına kadar gelen oyuncuları şimdi VPN karşılamaya çalışıyor. İlk kill aldıktan sonra diğer rakibini düşürdü, bir stun. Buna rağmen belki 3'e gidecekti ama Mr. Foden'den gelen bir takas var. Diyam olsa almıştı bu arada ama bu sefer değil Mr. Foden. Ata kaptanı indiriyor. Şimdi 3-2'de birazcık zorlandıklarını göreceğiz tabii ki. Koron'un üzerine doğru bir tane yanlış gelmişti. Foden'in arkası dönük, bu skoru kesin gelmesi lazımdı ama 3-1 Foden sıkışmışken pek şansları yiyor. Bu bonusta elde rifle var. Ve 3-4 kişi buradan aniden çıkarlarsa beklenmeyebilir. Flash'ı harika dojalı yanlış karşılıklı oyuncu. Mujdan müthiş bir reaksiyon. Kiwi arkası dönük bekleyen oyuncular da vardı zaten. İki tane kill de o çıkardı. Footy Sports hazırdı buna. Yani iki tarafta bir şeyler bekliyordu orada. İyi oynayan taraf Footy Sports oldu. Şimdi Reis'in buradaki konumu tabii ki çok çok önemli. Benzer bir hamleyi kendisinin yapması lazım. Bir tane oyuncu indiriyor, ikincisine doğru yemini çeviriyor. Krax takasta. Bir plant geldikten sonra 4'e 1'lik bir pozisyonda silah korumak Koro için mümkün mü? Hayır. Spectre'si varmış. Alabildiği killleri alması lazım. Yani yeri belliyken biraz zor, canı az olan bir oyuncu var ama oyuncular büyük bir tehdit altındalar. O ulti geldi. Oo, biri çünkü site'a gidiyor. Yalnız main'de de bir baskı kurmak istediler. Bomba harika yere. Kiwi çoktan bu koridora girdi. İki tane killini aldı ve Korro burada yapayalnız artık. Bir kill aldıktan sonra müthiş bir flash bile girdi main'e. Bir tane kill daha çıkartıyor. Reis'in desteği 2v2, spike düştü. Muj burada çok kritik bir konumdaydı. Artık bu pozisyon 2v1 ve VPN hemen botunu gönderdi. Sağ taraftan bir oyuncunun da geldiğini biliyor. Flash ile beraber onu engellemek isteyebilir. Reis'in üzerine doğru gidecek ve Muj A tarafında. Orada hazırlıklı oyuncu yok. Atakaptan smoke'u attıktan sonra yavaşlatmak isteyecek rakibi. Buraya doğru gelen Molly birazcık gecikmiş gibi gözüküyor ama Kiwi'yi güzel yakaladı. Akrak sonrasında Atakaptan takasını alırken Dubs geriye doğru ittiriliyor. Smoke'un içinden iki tane oyuncu beraber peek deneyebilirler. Koro henüz sarsmasını kullanmadı. İpte birini yakalıyor ama o aim bir türlü sol alta doğru dönmedi. Dubs'dan ikinci kill. Çok az canı vardı. Muj'un gitmeyebilirdi şimdi. Krax'ın da canı az ve City'deki önce onu görecek. Brimstone ultisini kullanmak isteyebilir. İlk önce yanıcı var. Burada ultiyi çekmek durumunda Mr. Fon'un geçişi engelleyebilmek için bir şok. Dubs yakalandı ultinin içerisinden geçmeye çalışırken. Bu ulti elden çıkıyor ama karşılığında da bir iç ultisini alıyorlar. Ve Mr. Fon'un bire kadar geldi. Korro yapabilir bir headshot'a bakar. Bu aşamada Moj'un canı çok fazla, süreye oynayabilirim. Moj olsun. Fene kill vermemeleri gerekiyor. Güzel. Bir stun, bomba, VPN kaçtı. Burada Reis ultisi Krax'tan gelecek. İlk kill'den sonra Reis'i fark edemediler. Müthiş oynadı. Müthiş oynadı. Reis'ten çok güzel iki tane skor geldiğini gördük. Fallen burada rakibin üzerine doğru gidiyor ama skoru kazanan, takası kazanan taraf VPN oldu. Dubs da burayı alırken artık Footy Sports gelmeyecek. Operatörle bakıyorlar. Sarsma geldi Kivin'in üzerinde. Smo'a doğru gelindi. Bir önceki savaşı Footy Sports kazanmıştı. Bakalım bu sefer Thunderbolts aynı hamleyi rakibe karşı yapacak. O yakın olduklarını biliyorlar. Birden çıkmak isteyebilirler. Stun var ama karşı stun da kullanıldı ve tek kaldı Mr. Polin orada. Thunderbolts bütün olasılıklara aşağı yukarı hazır gibi duruyor. Bomba yalnız önüne çıkmak zorunda bir oyuncu fakat kill'le birlikte öne çıktılar. Spike'ın da artık bilgisine sahipler. Kiwi'ye karşı temkinli davranacaklar Atakaptan diye düşünüyorum. Böyle pozisyonu kaçırmaz. Kiwi de benzer bir bölgede rakibinin olduğunu biliyor. Şimdi burada tam charge'ını inlerken Krax'ın şansını yakalamak adına Thunderbolt round'u kazanmaya çalışacak. Raze ultisiyle geldi. VPN sola attı, doğru yere attı ve Krax'ı düşürdü. Güzel bir başlangıcın ardından burada güzel de bir bomba. Mr. Foley'nin de etkilenebileceği yetenekler var ama sıyırdı kendini bir şekilde. İlerliyorlar. Bombot yerini de gördü Mr. Foley'nin ve VPN ikinci killini de rifle ile çıkartıyor. Thunderbolt aktif savunmasına devam ediyor. İşte ısıran, rakibini daraltan, bunaltan Thunderbolt'un baskılı savunması. Alışık olduğumuz, izleyemeyi sevdiğimiz bir performans. Reis daha kimi yakalayacak artık. 4'e 2'de 1'e koyu daha konuşuyor olacağız. Thunderbolt için eşitlik şansı çok çok yüksek. Reis'e karşı bir deneme var burada Moj'dan ama o denemede Reis başarılı. Karşılıklı sarsmalar. Moj da kolay yakalanır diyecektim ama o kadar da kolay. Ve Reis'in operatörünü geçmeye çalışacaklar. Çok zor bir round olacak. Oo, içeriye doğru gelmeye çalıştı gibi ve bu
Reis tarafından cezalandırıldı. Kapının henüz açılmadığını biliyor. Buraya doğru kafesle beraber geçmeye çalışacaklar. Reis'in üzerine bir tane patlama vardı. İkinci atışını kaçırmaması lazım. Traksan burada bir cevap var. Sonrasında Moj'la birlikte iki skor alıyorlar. 11-11 denemesi Footy Sports'tan geldi. Henüz aktif bir oyun Atakaptan'dan çıkmıyor. Moli ile beraber önleri kesik. Son 10 saniyede kendi avantajlarına döndü round. Ve Atakaptan elinde bir yanıcı, bunu Foley bırakıyor sıkıntıdan. İlk önce Mr. Folin'e ulaştı bu yanıcı. Mr. Folin eriyip bitti neredeyse. Wallbang'ler çalışabilir artık bu yanıcının atıldığı yerde. Şimdi de Atakaptan bir bilim sonu çıkıyor. Mr. Folin'i gördü, ultiden kurtuldu mu arkadaşı? Kurtuldu ama birebir de koru! Çıkmak için, biraz hızlı davranmak için bayağı bir canından oldu. Biliyor. Yine aynı ikili bu clutch pozisyonlar, bir fake verildi. Moj'u yakalayacak gibi koru! Ben de düşünmüş olacaktı yüksek ihtimalle. Buraya doğru hızlı geliyorlar. Sanırım kalkansız oynamak istedi ki birden Dabz'a doğru iyi bir atış. Henüz ultisini açmadı, herhangi bir şekilde sahisteyin yok. İçeriye dönüşleri birazcık zorlayıcı olacak, bir fake gelmedi. Atakaptan güzel bir bölgede. Smoke'u yenileyebilir, bir tane smoke var. Artı olarak Molly ise hala mevcut. Site içinde üst pozisyona doğru yerleşti. Smoke bak diyor. Krax ultiyle girmek istedi buraya doğru. Hiç kimseyi göremiyor. Son saniye elinden çıkarttı ve Koro'yu aldı ama Koro gitmeden önce kendi takasına sahip. Footy Sports ısrarcı davranacak mı emin değilim. 4'e 3 avantajlı olduklarını biliyorlar ama bu smoke'tan çıkmak onlar için intihar olabilir. Çok kalabalık bir site'a doğru geldiler. Takaslar yok. Thunderbolt beraberliği alıyor.